Merhabalar Babatorik izleyicileri. 11 Mayıs günü Euroleague yarı final ikinci maçında Olympiakos Barcelona ile oynayacak. Barcelona belki de CSKA'dan daha formda bir şekilde geldi Euroleague'de. Hani CSKA 2 mağlubiyet aldı. Çeyrek finalde de aldığı bir mağlubiyet var Bilbao Basket'e karşı ama Barcelona sadece tek mağlubiyetle geldi buraya kadar ve bence oldukça formdalar. Rakipleri Olympiakos ise oldukça sıkıntılı bir sezon geçirmesine rağmen Spanulis önderliğinde özellikle ligin son döneminde artık yani Euroleague'in son döneminde hani ikinci gruplarda Galatasaray'a karşı oynadığı maç hala zaten aklımızda ve ardından da çeyrek finalde oynadığı 3 maç hani gerçekten çok iyi oynadı Spanulis ve o maçlarda karşısında ne kadar iyi savunmacılar olsa da bir şekilde takımını taşımayı başardı. Barcelona'ya geldiğimizde ise Barcelona özellikle bence pota altında ligin etkili ekiplerinden biri ve bu üstünlüğün dışarıda da oyunu çok iyi yönlendiren oyuncuları olmasıyla ki buraları oynamaya gerçekten çok iyi bilen isimler var. Juan Carlos Navarro gibi. Hani onun tecrübesi bence Barcelona'ya burada çok yardımcı olacak. Bence Olympiakos karşısında galibiyete bir adım daha önde. Zaten iddia da hani Barcelona'yı favori göstermiş. Ama dediğim gibi Spanulis'i de bence hiç yavana atmamak lazım. Çünkü ne kadar iyi savunmacılar gelirse gelsin Spanulis oyununu oynamaya devam etti. Hani o performansı gerçekten hani o süperstarları durduramazsınız, yavaşlatırsınız olayında yavaşlatmayı bile başaramadı birçok oyuncu. Yine baktığımız zaman aslında Barcelona'da iyi dış savunmacılar var. Victor'sa da yine ligin iyi savunmacılarından biri ama Spanulis'e karşı bakalım neler yapacak. Spanulis gerçekten çok formda geliyor. Ben o nedenle hani Barcelona'ya 6.5'luk bir handikap verilmiş. Bence Barcelona bu 6.5'luk handikapı aşamayacaktır maç sonunda. O yüzden bence maç sonu bir bahsi, oynanması gereken bahis.